Basketbolun iyi yönetilmediğini düşünüyoruz ve kaynakları kötü kullanıldığını düşünüyoruz. Büyük bir savunganlık var. Özellikle de basketbola çok büyük emek veren, Anadolu'da çok çalışan, karınca gibi çalışan bir sürü insana kulak verdiğimizde değişim talebinde ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Şimdi değişimi gerçekleştirmek için 4 tane temel şeyimiz var. Unsurumuz var. Bunlardan bir tanesi şeffaflık, bir tanesi liyakat, bir tanesi verimlilik, bir tanesi katılımcılık. Şimdi tabii bu 4 tane olgu çok bizim için çok önemli. Buradan da bir şeffaflıktan başladığımız zaman bütün hesaplarımızın, her şeyin, bütün kaynakların açık olmasını istiyoruz. Önceliğimiz bu. Şeffaflıktan çok ciddi bir denetleme kurulumuz var ve bir de uluslararası bazı kuruluşlardan bu konuda yardım alacağız. Yani neticede basketbol camiası, basketbol kamuoyu bizim nereye ne harcadığımızı ve kaynakları nasıl değerlendirdiğimizi düzenli, periyodik bir şekilde öğrenecek. Basketbola yatırım yapan veya kaynak bulan ülkeleri arasında ben Türkiye'yi hep ilk 3'te, ilk 4'te görüyorum. Fakat buna karşılık aynı oranda verimlilik ve netice alamıyoruz. Bir tek işte geçen sene Euroleague kazandı. Ondan 2 sene önce Fenerbahçe, geçen sene Efes kazandı. Onun haricinde yani kulüpler bazında federasyon kaynaklarının biz doğru kullanılmadığını düşünüyoruz. Hepsi aslında birbirine bağlı bunların. Şeffaflık var, liyakat var. Tabii liyakatla beraber çok daha iyi ekipler oluşturulabiliyor. Ben tabii hekim kimliğim nedeniyle sağlıktan sorumlu olacağım. Bilimi biraz daha işin içine sokarak çok ciddi değişiklikler yapmayı planlıyoruz. Şimdi kas iskelet sisteminde sakatlıklar olmadan önce ortaya çıkan bir takım belirtiler var. Ve biz bu belirtileri bilmeden sporcularımızı antrenmanlara sokuyoruz, maçlara sokuyoruz ve sonra çok kıymetli bir sporcumuz sakatlanıyor ve performans kaybı oluyor, belki spor hayatı bitiyor. Halbuki bugün geldiğimiz noktada bilim bunların engellenebileceğini gösteriyor. Ta çocukluktan itibaren eğer iskelet sistemini iyi takip ederseniz antrenman sisteminizi değiştirebilirsiniz, geliştirebilirsiniz ve çok daha kıymetli sporcular yetiştirebilirsin. En olgun çağımızda tüm birikimimizi basketbola aktarmak için yola çıktık. Eğer başarılı olursak inanıyorum ki Türk basketbolu bugüne geldiği noktadan daha ileri götürürüz. Son 10 yıllık sıkıntıyı atlatırız diye düşünüyorum. Basketbolda aşağı doğru yuvarlanmakta olan ivmemizi tekrardan bir yükselen bir momentum haline getirebilmek için verimliliği arttırmak ve liyakatin üst seviyeye gelebildiği ama aynı zamanda da katılımın en üst seviyeye çıkartabileceğimiz yeni bir model oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden değişime ihtiyaç olduğunu, oyunu o yüzden değiştirmek için aday olduğumuzu söyleyebilirim rahatlıkla. Tepede birliği tavanla katılımı destekleyen yönetim çözümü veriyoruz size. Çok geniş bir katılım istiyoruz. Yani katılım arttıkça fikirler artacak. Nerede çok fikir varsa ve nerede bu bir enerji verecek. Bu 4 tane nokta bizim için hareket noktası ve değişimin başlangıcı.